Merhabalar, Geçiş Oyunu'na hoş geldiniz. Ben Mustafa Koç, Altı Çizili ile karşınızdayız. Bu hafta Barış Arıkan'la birlikteyiz. Ekip sapır sapır dökülürken Barış'la son ayakta kalanlar olarak bu hafta podcast'imizde karşınızdayız. Barış merhaba abi, nasılsın? İyiyim, sen de çok tam ayakta gibi değilsin. Ya ben bir aydır sallanıyorum ama böyle tam düşmedim. Bizim evde şeye döndü hikaye, bu bilmeceleri olur ya, katil kim bilmeceleri, köşkteki ona döndük. Ben bir evdekilere bulaştırdım, Aysun'a. Ondan işte Ekin'e bulaştı, Ekin'den anneme bulaştı. Sonra hepsi toplanıp tekrar bana bulaştırdılar falan. Bir aydır böyle şeyiz. Yani evde dolaşıyor yani. Onlar da mutasyona geçirip tekrar sana döndü virüs yani. Vallahi sürekli böyle bir ve sırayla böyle sürekli teste gidiyoruz. Yani Ekin'i bile teste götürdük, minicik bebeği. Ama yani bir hiçbirimizden pozitif çıkmıyor ama bir aydır böyle sürekli bir debeleniyoruz yani. Geçmiş olsun. Sağ olasın abi. Bu arada geçen hafta falan da altı çizili yapamadık. Sürekli bir şey, pozitif haberi alıyoruz. Bir Mali'den aldık. Şimdi Sercan'la eşi maalesef onlar hasta, onlar yatıyorlar evdeler. Bir böyle ekip olarak sarsıldık bu aralar. Hepsine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hakanlara da başta olmak üzere. Evet abi, umarım böylelikle herkesin başından bu kötü günler geçip gider bir an önce. İlk Cemre de düştü zaten. Artık her şey güzelleşir diyorum. Bu kış mevsiminden de yavaş yavaş kurtuluyoruz. Umarım. Kış bitiyor, artık havalar da ısınacak. Tabii yavaş yavaş. Şey beklentisi de artmış. Baya baya insanlarda maskelerin artık takılmayacağına yönelik bir beklenti artmış. Öyle bir açıklama gelecekmiş galiba Sağlık Bakanlığı'ndan. Ya ben anlamıyorum. Niye bu kadar insanlar acele ediyorlar? Yani maske bu sadece kapalı alanda bir yerden bir yere giderken takma. Yani çalışanlara sözüm yok da. Yani o sürekli maskeyle çalışmak zorunda olanlara. Hani gezerken bir yerden bir yere giderken yarım saat falan maske takmak niye bu kadar gözde büyüyor, ben anlamıyorum. Bir daha bir salgın olmasındansa biz dışarı çıkalım, günlük hayatımızı yaşayalım, tatilimizi yapalım ama maskeyi de takalım, ne var yani? Ya işte insanlar bıktı herhalde artık. Tabii bunu, bu bıkkınlık yaşayanlara diyorum. Hiç başından beri buna çok karşı olup hani bu konuda bir sürü çıkıntılık yapan insanlar da var. Hani onlara değil tabii sözüm ama bir de bu işte omikronla birlikte insanların artık pek hastalığın o ciddi, kötü, karanlık günlerine de şeyleri kalmadığı için hani o buhrandan çıktık gibi görüyor herkes. Hani bir şekilde şu an çok büyük bir çoğunluk hastalığı kapıp hafif bir şekilde geçirdiği için herhalde yavaş yavaş bitiyor gözüyle de bakıldığı için bir kurtulma eğilimi var. Hani artık kurtuluyoruz, maskeyi takmasak da olur tarzında bir şey var galiba. Birazcık da galiba devletlerin de artık bulaşabildiği kadar bulaşsın da bu işten artık kurtulalım tarzında bir şeyler de var. Çünkü her yerden artık duyuyoruz yani yavaş yavaş ülkelerinde. Hani yalandan bir önlem alıyoruz ama aslında bir taraftan da çok da umursamıyoruz tarzında bir yaklaşımı var gibi görünüyor. Biz işimize bakalım ya, boş ver. İşimize bakalım. Bilim kurulu üyelerine bırakalım. Deminden Galatasaray-Göztepe maçı vardı. Göztepe-Galatasaray maçı daha doğrusu. O biter bitmez biz başladık kayda. Bayağı heyecanlı da bir maç oldu. Galatasaray'ın gerçi çok amiyane tabirle top oynamadan 3-2 kazandığını konuşuluyor, söyleniyor ama ne diyorsun, nasıl geçti maç? Maçın 5 golünü de Galatasaray attı aslında. Yani biliyorsun Göztepe kaybettiği maçlar genelde iyi oynayıp pozisyonlara girip atamıyordu. Galatasaray'da Taylan'la Ömer Bayram o sorunu çözdüler sağ olsunlar. 2 tane saçma sapan penaltı yaparak. Ama Göztepe'de iadeyi ikram mı diyelim? İade etti yani. Öyle 2 penaltı ama yani tabii rahatladık. Artık bu buhran biraz dağılır. Biraz takım top oynar. Çünkü iyi oynadığında da kazanamıyor psikolojiden dolayı. Yani Gomis'in 2 penaltı atması falan şey. Bir de yani şeyi konuşalım istiyorsun. O Arda, Fatih Terim olayları falan. Ya konuşalım şey diyecektim. Yani aslında hani bunu söylemek biraz Galatasaray için tuhaf geliyor ama şimdi o düşme potasına o kadar yakın ki puan olarak takım ve o ciddi rakiplerinden birisiydi aslında Göztepe'de. Oradaki rakiplerinden bir tanesiydi. Orada deplasmanda alınmış bir galibiyet, her ne olursa olsun bu kadar uzun bir süre galibiyet alamadıktan sonra önemli tabii. Bir moral, bir özgüven azıcık da olsa verecektir takıma. O yönden... Cumartesi maç var. Yani şey, ben ona sevindim biraz. Rize maçlarından gerçekten çok rahatsız oluyorum. Takım iyi olduğu için değil de hep bir şeyler oluyor o maç. Rize maçında. En son işte bir şansımız yaver gitti, kazandık. Ama ondan önce hep bir sakatlık oluyor, bir kötü bir mağlubiyet oluyor. Geçen sene şampiyonluğu Rize maçında ver mesela. Hocanın da hatalarıyla, işte Yetlin'in de saçmalamalarıyla. O maçta vermiştik şampiyonluğu. Yani Rize maçına öyle çok sıkıntılı çıkmak istemiyordum. O açıdan iyi oldu. Cumartesi Rize maçında takım biraz daha rahat oynayıp yenerse hem işte Galatasaray artık tamamen kapatır, Avrupa maçlarında konsantre olur. Hem de Rize'yi biraz daha aşağı itmiş olur. O açıdan iyi olur. Ama yani dün şeyden onu söyleyeyim ben. Arda'nın paylaştığı fotoğraftan da çok rahatsız oldum. Zaten hiç istemiyordum gelmek. Yani tamam, kadroya alınmadım falan da bu kadar sıkıntılı bir dönemde insanlar bu bakana bile sallamazken, bu bazı oyunculara bile sallamazken sıkıntılı bir durum oldu. Yani gidip de maçtan bir gün önce Fatih
benim efsanemizdir ama gecenin 12'sinde kebapçıda onunla gülerken fotoğraf paylaşmak falan bana çok masum, çok iyi gelmiş. Yani bugün kaybedilse oradan prim yapacaktı belki. Kazanıldığı için şimdi oynadığı kumarı kaybetmiş oldu. Peki öyle bir beklenti sence var mıymıştır acaba paylaşırken? Ya yarın zaten bir mağlubiyet gelir, biz de buradan bak hani bir yol alırız gibi bir beklenti var mıdır acaba? Ya direkt öyle düşünmemiş olabilir de Arda hepimiz kabul ederiz futbolculuğunda da sosyal hayatında akıllı bir adam. Bu şeyi paylaşırken bunun aleyhine olabileceği şekilde düşünmüyordur. Yani mutlaka aleyhine bir hale getireceğini düşünüyordur. Onu Galatasaray'a kazandıran kulübü var. Başakşehir'deyken büyük camiaya ait değildi Arda. Arda belli ki hocalık falan yapıp yıllarca ekmek yemek istiyor. Ve Galatasaray camiasına sokan da Fatih Terim oldu ikinci kez. Şimdi onun yanında yer almaya falan çalışıyor. Taraftarla da arasını düzeltmek için bence bir araç olarak kullanıyor. Çünkü taraftarın bir kısmı anlamadığım şekilde Fatih Terim'in gönderilmesini yanlış buluyor. Orada da Fatih Terim'den yana tavır alıp bir nevi taraftara aynı safta bulunmak istiyor ki biraz daha sempatik gözüksün belki. Ya bir de maç boyunca da çok da böyle bir tuhaf bir git gel oldu taraftar arasında da. Çünkü maç son dakikalara doğru gidiyordu yani artık elden. Son dakikalarda gelen iki tane penaltıyla hani döndü Galatasaray'a maç. Ve hani o tekrar bir sosyal medyada Fatih Terim şeyleri başlamıştı ki galibiyet geldi. Fatih Terim'in neyi başlıyor ben onu anlamıyorum. Fatih Terim'in ne olacakmış yani? Yani işte onun gönderilmesinin yanlış olduğunu, senin demin dediğin gibi gönderilmesinin yanlış olduğunu düşünen büyük ya, de bir kitle var aslında. Bana dünyanın herhangi bir yerinden bir takım söylesinler. Büyük takım, ligde genelde şampiyon olan, ikinci olan takım. İyi bir, ciddi bir bütçe harcayıp, para harcayıp bir takım kurum. Efsane teknik direktörü ya da bir teknik direktörle çalışıyor ki bu teknik direktör 3 senedir başarısız. Ve ligin ortası geçilmiş. Takım 13. 14. arka arkaya maçlar kaybediyor. Daha önemlisi, benim için en önemlisi, takım ileriye değil geriye gidiyor. Alınan bütün oyuncular geri gidiyor. Ya bu hocayla niye devam edilsin ben anlamıyorum. Yani Leicester City Ranieri'yi kovduysa herkesi kovar ya. Değil mi? Ya işte o bunu bizim Mert sürekli hani o bir biat kültürü olarak açıklıyor ama bir taraftan da insanların hala daha çok büyük bir beklentisi var. Ya Fatih Hoca bir yerde bir şey yapar bu iş döner gibi bir beklentisi var. Çünkü geçen sezon da işler yapsaydı, aslında çok iyi gitmiyordu ama. Yani kaç ama... maç öyleydi? O kadar maç onun için beklendi zaten. Onun için sabredildi ona. Onu söylüyordum. Hani geçen sezon da işler belki hani bir yere kadar çok iyi gitmiyordu ama son hafta gitti belki de şampiyonluk ya da işte demin bahsettiğin gibi işte Rize maçında atılacak belki de o bir golle bilmem neyle Beşiktaş değil Galatasaray şampiyon olacak. Yine Fatih Terim'in bir şampiyonluğu daha olmuş olacaktı. İşte o hala daha o bir beklenti var yani. Bu adam öyle bir karakter Galatasaray için. Fatih Terim'i dışarıdan başka taraftarlar da aslında başka takım taraftarları da bir şekilde öyle görüyor. Artık öyle bir yer kaplıyor ki Galatasaray içerisinde. Ya Fatih Hoca bu işi yapardı ya da Fatih Hoca bu işi çözerdi. O beklenti hala daha var ki asıl... Ben anlıyorum onu da çözemedi zaten. Onun için bu hoca geldi. Yani Fatih Terim 2-3 senedir Galatasaray'da olmasa anlarım da. Fatih Terim yok buradaydı zaten. Kadroyu da okurdu. Takımdaki sorunların da temelinde Fatih Terim var. Kesinlikle. Torrent'in sorunu çözememiş olması bu sorunları. Ya Torrent sorunları yaratmadı. Çözemiyor sadece. Tabii ki. Ya onun da zaten gelir gelmez eldeki bu malzemeyle bir an önce çözmesi çok çok kolay değil. Belki de çözemeden ya gidecek ya da sezonu bitirecek. Neyse. Bir asıl bence kopacak büyük fırtınalardan bir tanesi de Avrupa Ligi'nde yani şu an hani bu turu oynamaması Galatasaray'ın belki de şans, belki de şans değil bilemiyorum. Şimdi Galatasaray belki de elenirse asıl en büyük fırtınalardan bir tanesi de o zaman kopacak. Fatih Hoca olsaydı bu tur geçilirdi kardeşim diyenler de çok oldu. Yani oraya Galatasaray sürekli geri dönecek abi. Yani bu sarmala maalesef bir girildi ve Galatasaray bence sürekli oraya geri döndü. Ya ben Terim'in gönderilmesi biliyorsun görüşlerimi. Ben tabii, geç tabii. Kalındığını düşünüyorum hatta. Kesinlikle tabii. Ama hata şu yani yerine gelen hoca Torrent hiç esnek bir hoca değil. Yani adamın kafasında bir şablon var belli ki. Takımdaki oyuncular kim olursa olsun, kim oynarsa oynasın aynı şablonla oynuyor. Oysa ki Galatasaray biraz daha esnek bir hoca lazım. Galatasaray işte televizyon ekranına ekmek banarak izliyorum Adana Demirspor maçlarını. Montella gelmesi lazım mesela. Öyle bir hoca gelse kimse de çıkıp ya Montella'yı niye getirdiniz? Mesela Ünal Aysal zamanı ayrılığı saçmalıktı Fatih Terim. Orada bütün taraftar arkasındaydı Terim'in. Şimdiki gibi değildi. Çok da başarılıydı ama arkasından Mancini geldi ki Mancini'nin şimdiki durumunda değildi kariyer olarak. Bu kadar üst düzey değildi ama Mancini gelince de kimse bir şey diyemedi. Çünkü adam ilk maç Juventus deplasmanına gitti berabere kaldı. Kazanabilirdi işte tartışmalı penaltı falan. Herkes o dedi yani devam ediyoruz dedi bir şekilde. İkna oldu ama Torrent geldi zaten. Kimse bilmiyordu kim ne olduğunu kim oldu. Yani bu sadece isim olması değil ama sahada bir etkisini görsen. Mesela bu hafta çok eleştiriliyor ama Farioli mesela bir takımın başına geçti. Karagümrük'te de Alanya'da da ilk haftadan
takımın oyunu değişti. Bambaşka herkes oynamaya başladı. Galatasaray'da da öyle bir şey görülseydi terim bu kadar şey olmazdı. Yönetim de o iletişim sürecini de yerine getirdiği kişiyi de yanlış yönetti. Sorun o zaten. Ya tabii ki süreç yönetimi, işte seçilen isim, ya belki de bu isim bu süreç bu sezon sonuna kadar farklı şekilde gidip bir şekilde bunun dediğin gibi iletişim kanallarıyla taraftara açıklaması yapılıp yazın getirilseydi önümüzdeki sezon için ve biz artık ya bir yapılanmaya başlıyoruz ve bu yapılanmayı da bu arkadaş yapacak deyip bu işe başlansaydı belki çok daha farklı olacaktı ama zaten yangın yeri olan bir takıma hiç neredeyse taraftarın çok çok büyük bir çoğunluğunun tanımadığı bir adamı getirip o yangının ortasına attığın zaman ki kadro da bir an önce bir şekil verip hemen sonuç alabileceğin bir kadro da değil. Birazcık şekillendirilmesi, birazcık üstüne ekleme yapılması gereken bir kadro. O yapılması gereken zamanda da çok iyi eklemeler ya da yerinde tam eklemeler yapılamayınca da o yangın devam ediyor maalesef. Ünal Aysal'ın bu şike sürecinde bir sözü vardı. Bu yangın üfleyerek sönmez diye. O ateş ya, üfleyerek sönmez. Sönmez diye. Galatasaray'daki şu anki durum da o. Hani bu üfleye üfleye sönmeyecek. Belki bu akşam alınan galibiyet birazcık bir ferahlama verecek ama bakalım devamı nasıl gelecek ilerleyen günlerde. Ya şöyle olur. Şimdi hafta sonu da Rize'yi yenerse Galatasaray. Ligde artık bir rahatlar. Avrupa Kupası ümidi de yok. Yani arka arkaya 6-7 tane maç kazanmadı sürece. O da olacak gibi değil. Ondan sonra Mart'ta zaten işte Mali Genel Kurul var. Orada İbra olayları falan olacak herhalde. Muhtemelen İbra edilmeyecekler ya da orada büyük tepkiler olacak. Seçime gitmek zorunda kalacak Burak Elmas. Yani Avrupa maçlarına ben o kadar takılmıyorum. Avrupa maçları zaten Galatasaray bu sene Avrupa'da başarılı bir sezon geçirdi. Takımlara da bakınca zaten çok fena takımlar var. Fatih Terim olsa da Galatasaray'ın işte bir herkes gözünü şeyi kestiriyordu. Şerif'i kestiriyordu. Yani öyle bir şey olmadığı sürece ki şu an o da çok zor. Şerif'e de diş geçiremeyebilir Galatasaray. O daha büyük rezillik olur şimdi. Dortmund'a Barcelona'ya eğlensen kimse bir şey demez de Şerif'e elenirsen de o da ayrı bir rezillik olur. Ya abi gelip şimdi burada Real Madrid'de yaptıkları gibi bir şey yaparlarsa sıkıntı çıkar yani. Ya Braga'ya yaptılar. Braga bizim ligdeki her takımdan iyidir. Hepsi kadar iyidir en azından yani. Braga'yı 2-0 yendiler. Real Madrid dediğin gibi yendiler. Shakhtar'ı yendiler. Dinamo Zagreb'i elediler. Ama yani sonuçta gözüne kestirebileceğim bir takım. O turda gelmesi için. Ya diğerlerine elenirse kimse bir şey demez. Sonra işte camia işte şey olur. Seçim kararı falan olur Mart'ta. Nisan-Mayıs'ta birbirlerini yerler. Sonra bir konsensus yönetim kurulu kurulur. Onunla seneye başlar Galatasaray diye düşünüyorum da ben Fatih'in başkan olarak da hoca olarak da döneceğini zannetmiyorum. Yani bir şey var. Bir iteleme var. Bir başkan haberleri de başkanlığa aday olması yönünde bir şeyler de çıktı konuşuldu. Ama ben o kısma daha önce ben de öyle bir fikrim var sanki olabilir mi gibi ama seninle yaptığım konuşmalardan sonra çok da mantıklı olmayacağına ben de ikna oldum. Herkes iyi bildiği işi yapacak yani. Evet yani. Hoca bir de şey bir insan değil ki yani mesela bak kim olur biliyor musun başkan? Mesela Mustafa Denizli gibi ya zaten hocalık yapmaktan çok keyif almayan biraz daha işte böyle fikir üretmeye çalışan falan yani daha böyle hocaya karışmayacak yani tembel bir adam olduğu için belki Mustafa Denizli öyle geliyor. Ya böyle artık hocalıktan bıkmış usanmış biri olursa ama Fatih Terim zaten en iyi hoca yani karış başkanlık sonra yani başkanlık için hep aynı örneği veriyorum işte Bayern Münih'teki soldan gelenler futbolu yönetsine Bayern Münih'tekiler bitiriyorlar adamlar akademik olarak da geliştiriyorlar bir önceki yönetimdeki görevinin altında staj yapıyorlar bir nevi öğrenip başlıyorlar yani bizde Fatih Terim işte artık futbolu yönetsin seçim kazansın girsin falan saçma bunu Fatih Terim teknik direktördü bitti bak olacaksa şey olabilir Türkiye'de olmaz da federasyon başkanı falan olsa bir nebze anlayabilirim çünkü orada bola falan çeki düzen vermeye çalışıyor zaten biliyorsun futbol koordinatörü falan da Türkiye'de. Federasyon başkanından daha iyi. Çok başarılı olmadı ama hadi onu biraz anlayabilirim ama Galatasaray başkan falan. Abi başarılı olmadı diyorsun. Yabancı kuralında yaptığı bence müthiş bir devrimdi o zaman. Şu an 6 oyuluyor ama ya uygulanmadı ama en azından yabancı sayısında bir farklılığa gidildi ki o bence yok, şu an neredeyse rekabetin ölme düzeyine gelmiş bir ligi şu günlere getirdi bu kural bence. Beşiktaş'a bak. Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkardı. UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek final oynattı. Aynen öyle. Yabancı kuralı sayesinde. Yeniden yapılandı Beşiktaş. Bir o katkısı oldu. O da tabii ki geçici o. Maalesef şu anki yapılmaya çalışılanlarla birazcık geçici gibi olacak ama onun da bence bir şekilde son dakika iptal olacağını düşünüyorum ama neyse konumuz o değil. Onu ilerleyen günlerde konuşuruz. Onu da şunu söyleyeyim. Konumuz
tablo değil. Ben de şunu söyleyeyim. Şimdi yayın ihalesine de çok düşük rakamlar alın. Ben biraz biliyorsam bunlar yayın ihalesini arttırmak için falan ya da ilgiyi arttırmak için bu yabancı kuralını kaldırırlar. Çok kötü futbolcular izliyoruz yani. İkinci ligde oynayamayacak topçular büyük takımların kadrolarında. Mecburine kaldırırlar bizdeki klasik. Genişletirler bir şey olur. Yayıncı para kazanır yani. Öyle devam yani, yani oraya gitmek zorunda gibi geliyor benim de. Düşüncem o yönde. Yine konuşuruz dediğin. Şeye geçelim. Hani bir sıkıntılı kulüpten görece birazcık daha az sıkıntılı Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta da hafta içi sürekli zaten yazılıp konuşuluyor Şenol Güneş'in aslında anlaşıldığı sezon sonunda geleceği ama Önder Hoca'yla sezon sonuna kadar devam edeceği şeklinde. Ama Önder Hoca da yardımcısı olacak diyorlardı. Evet, aynen o vardı. O zamanlarda çıkan tabloda pek öyle gibi gözükmüyor. Şimdi Şenol Güneş açıklama yaptı, yazılı bir açıklama yaptı. Ya yazıyorsunuz, çiziyorsunuz ama hani benim şu ana kadar hiçbir görüşmem olmadı. Zaten Beşiktaş'ın başında da bir şu an teknik direktör var. Öyle demedi. Teknik direktör var demedi. Oraya geldi. Pro lisans sahibi bir altyapı hocası var dedi. Altyapı hocası var dedi. Onun da şu anki işinden herkes memnun zaten. Hani benim şu an bununla bu gündemle bir alakam yok dedi. Ama bunu deme şekli işte senin söylediğin gibi bir altyapı hocası şu an Beşiktaş'ın başında demiş olması tabii ki hafta sonu oynanan maçtan sonra Önder Hoca buna bir cevap verdi. Bu zamana kadar verdiği demeçlerle gönüllerde taht kuran Önder Hoca bu sefer de Şenol Güneş'e verdiği tatlı sert cevabıyla başka bir şekilde taht kurdu. Ben şunları okudum Twitter'da. İşte şimdi gerçekten Beşiktaş'ın teknik direktörü oldun hocam gibi cevaplar gördüm. Bu zamana kadar Önder Hoca'yla ilgili söylenen çoğu şeye gülüyordum. Buna daha çok güldüm. Yani şimdi Önder Karavelli'nin duydun hep yanlış söylüyorum. Diye ben sana Karavelli dedirttim. Ne diyorum sana? Yani ne kadar romantik Beşiktaşlılar tarafından sahip çıkılması, tarzı, karakteri, konuşma şekliyle, her şeyiyle bir sahiplenildi. Ama bir kısımda buna ben de biraz dahilim. Onun bu yapısının Beşiktaş'a ya da Türk futbolunun genel yapısına uygun olmadığını, böyle bir büyük takım hocası mı olur? Buna ben dahil değilim tabii de. Şimdi bu söylemden sonra işte gerçekten Beşiktaş'ın hocası bu falan da denildi. Bana çok tuhaf geldi. Şimdi bir taraftan da açıklaması beni çok şaşırttı Şenol Güneş. Yani o kadar herkes çok emindi ki Şenol Güneş'te aslında anlaşıldığı ve sezon sonundan sonra Şenol Güneş'le beraber devam edileceği ki az ya çok... Sen inanıyor musun Şenol Güneş'le görüşülmediğine ya? İşte bana bu çok garip geldi. Onu anlatacağım ya. Yani Ahmet Gökçe'yi az çok tanıyan herkes Şenol Güneş'le çalışmak için öldüğünü biliyor. Ama bu açıklama bana çok ilginç geldi. Sezon sonunda gerçekten bu iş gerçekleşirse bu açıklama ne olacak? Ne için yapıldı? Diyecek o gün görüşmemiştik. Sonra aradı Ahmet Bin Başkan. Görüştük. Beşiktaş'ı çok seviyorum zaten. Çok güzel günlerim geçti. Anlaştıklar. Ne var ki bunda? Bir de şeyi düşündürdü bana bir taraftan da. Şimdi geçtiğimiz haftalarda arda arda gelen iki beraberlikten sonra Önder Hoca bayağı bir eleştirildi. Bayağı bir eleştirildi. Genç hocaları bir oynatmadı. Oyuncuları pardon oynatmadığı için bir eleştiriliyordu. Bir de oynattığı için ve soktuğu dakikalarla ilgili falan bir eleştiriler bilmem neler olmuştu. Ya hoca yaptığın değişikliklerle maçı verdim. Konya maçından sonra da o gelen mağlubiyetten sonra da bayağı bir eleştirildi. Şey dedim acaba bir böyle bir rica mı oldu acaba Şenol Güneş'ten bir hocamızı bir rahatlatalım buranın hocası o işte hani o onun ağırlığını herkes bir hissetsin diye bir rica mı geldi de böyle bir işe girişildi bana neresinden baksan tuhaf geldi yani bu açıdan. Peki şunu sorayım sana Beşiktaş taraftarının büyük kısmı Şenol Güneş'i istiyor mu bir ikincisi sen istiyor musun istemiyorsan nasıl bir hoca istiyorsun? Şimdi şöyle benim görüştüğüm konuştuğum fikir paylaştığım çoğu Beşiktaşlı tanıdığımın %40'ı istiyor. Geri kalan %60'ı istemiyor. İstememe sebebi ne? Yani çağının geçtiğini mi düşünüyor? Biraz Fatih Terim'i daha düşük seviyede olsa da dozu daha düşük ama benzer bir durum bence biraz. Şimdi şöyle. Haklılar da. Evet isteyenler. Şenol Güneş'in çağı geçti. Şenol Güneş şöyle söyleyeyim. Aslında Şenol Güneş Beşiktaş'ın teknik direktörü olsa önümüzdeki sezondan itibaren ya da bu sezon Sergen Hoca gittikten sonra gelmiş olsaydı atıyorum. Bazı futbolcuların performansına olumlu yönde katkısı olacağına hala inanıyorum. Önümüzdeki sezon gelip de devam etse de inanın. Ama Şenol Güneş'le uzun dönemli bir plan yapıp bundan 5 sezon önce ya da 6 sezon önce elde ettikleri başarıları tekrar elde edebileceğine inanmıyorum. İnanmamamın en büyük nedenlerinden bir tanesi de milli takım sürecinde geçirdiği ve yaptığı, söylediği şeyler tamamen. Çünkü artık Beşiktaş o dönemki kadroları kuramayacak. O dönemki Şenol Güneş'in başarısında en önemli etkenlerden biri de o 2 sezon özellikle arda arda kurulan kadrolardı bir yerde de. Bundan sonra o kadro kurulmayacak.
o kurulamayacak o kadrolardan sonra Şenol Güneş'in kendi futbola dair, teknik direktörlüğe dair yetenekleriyle günümüz futbolunda bir şeyler başarabileceğine açıkçası artık inanmıyorum. Bundaki en önemli etkenlerden biri demin dediğim gibi milli takım süreci. İkincisi de Fatih Terim de en önemli ya da işte Mustafa Denizli de en önemli örneklerinden biri. Artık günümüz futbolunda bu yöntemlerin çok çok fazla bir işe yaramadığını görüyoruz. Ki bunu sadece Süper Lig'de görmüyoruz. Diğer ligde eski tarz işte old school dediğimiz hocaların yavaş yavaş düştüğü durumları da görüyoruz. Yaşadıklarını da görmeye başladık. Yani büyük bir değişim var. Bu değişime yavaş yavaş ayak uydurabilenler hala devam edebiliyor. Uyduramayanlar hala daha ısrarla kendi bildiklerini okumaya çalışan hocaların yavaş yavaş başarısız olup çoğu zaman da kötü duruma düştüklerini de görüyoruz ki ben hala daha İtalya maçından sonra Şenol Hoca'nın yaptığı basın toplantısında söylediklerini hazmedemiyorum. Çok sinirleniyorum aklıma geldikçe. Özellikle ya adamlar maç öncesi nasıl ısınıyor arkadaş gördünüz mü? Biz hazırlık kampında böyle antrenman yapamıyoruz deyişi beni çıldırtıyor. Ya arkadaş yap, senin elinden tutan mı var ya? O hazırlığı sen de yap. Günümüz futbolunda artık her takımın nasıl hazırlandığını, spor bilimine nasıl yatırım yaptıklarını, buradan nasıl beslendiklerini ve kendi takımlarına bunları nasıl uyarladıklarını biliyoruz, görüyoruz. Yani en azından aç Netflix'teki belgeselini izle İtalya milli takım. Yani bu bana çok saçma geliyor ki hocanın da çok böyle yeterliliği yüksek teknik ekibi içerisinde demokrasiyi sağlayıp herkesin fikrine saygı duyup şey yapan birisi olmadığını da biliyoruz. Birazcık inatçı dediğim dedik sabit fikirli bir insan olduğunu da biliyoruz. Ta geçmişten tabii fazlasıyla. Trabzonspor yıllarından ki bak mesela Fatih Terim öyle bilinir. Fatih Terim Şenol Güneş'e göre çok daha şeydir bence dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla. Esnekti. Ha, yani ya 70 yaşına geldi. Ki. Normal tabii ya. Ben tabii ki. 30 Şenol yaşına gelince 20 yaşına göre daha inatçı bir insan oldu mu? İnsanlar 70 yaşına geldi de Şenol Güneş 45 yaşında da öyleydi yani. Evet. Birazcık o kendi memleketinin ona kattığı karakterler de var tabii ki. Birazcık da Şenol Güneş'in artık Türk futbolundan bir intikam alma hırsı var ve bu bitmiyor. Onunla yanık tutuşuyor. Yani Beşiktaş'ta kazandı. Hala milli takımın başındayken Kadıköy'de Andorra maçına falan hala bordo mavi takımla falan çıkıyor yani. Ya işte yakışmıyor o ya. Onu atamadı hala üstünden ve o Beşiktaş'ta kazandığı iki şampiyonluk da ona yetmedi. Ya onun amacı işte bu iki şampiyonluktan sonra milli takımla da bir şekilde başarı elde edip ki bence en büyük amacı Dünya Kupası'nda yapmaktı o başarıyı. Yani tekrar artık bir yarı final mi olur, çeyrek final mi olur neyse vardı kafasında bir şeyler. Ama o hırsla birlikte birazcık da kibir oluşuyor herhalde. Çünkü gerçekten aslında bir taraftan da baktığında iyi şeyler de yaptı. Beşiktaş sonrası milli takımda da. Ama maalesef o gözü dönmüşlük birazcık insanları bir yerde kötü etkiliyor. Sonu da kötü bitti. Tekrar ben Beşiktaş'la yolunun kesişmesini istemiyorum açıkçası. Senin sorduğun soruya tekrar en başa geri dönünce. İsteyen var. Camianın içinde de isteyen var aslında. Taraftarlar arasında da çok var isteyen. Ama umarım sezon sonunda çok daha mantıklı bir şekilde hamleler yapılır deyip ben Beşiktaş konusunda istersen. Tabii buyur. Gözlemimi de söyleyeyim. Ya muhtemelen Ahmet Nurçebi çok istiyor ama yönetimindekileri ve bazı çevresindekileri ikna edemiyor. Edebilse belki önceden de getirirdi. Muhtemelen bu ikna edemediğim çevresindekilerin bazıları da Önder Hoca'yı da destekliyorlar. Orada bir ikili oluşmasının sebebi o. Önder Hoca da bak en son şey yaptı. Kadıköy'e Fener maçı izlemeye gitti. Çıkışta Fenerlerle fotoğraf çektirdi. İşte Fenerler diyorlar ona. Hocam sen kal çok iyisin. Şenol Güneş sakın gelmesin falan diyorlar. Ya hoca yani Önder Hoca ben şu açıdan biraz antipatik geliyor bana. Biraz planlı davranıyor gibi geliyor başından beri. Ya böyle doğal gelmiyor ağlamalar falan. Ya tabii ki ben de şimdi Galatasaraylıyım. Galatasaray'ın teknik direktör stada çıksam beni çağırsalar falan. Duygulanırım insanım yani. Ama ya Fatih Terim de duygulandı şu en son Galatasaray'a döndüğünde çıktı. Ama onu bir zayıf olarak göstermek iyi bir şey değil. Bir de şimdi şey falan açıklamaları Beşiktaş teknik direktörünün yapacağı açıklamalar değil. Ya ben de Beşiktaş taraftarının içindeyim. İşte teknik direktör olmasam tribünde takımı desteklerdim falan. Yani tamam Beşiktaşlısın zaten biliniyor da biraz Beşiktaş taraftarının öyle bir muşak karnı da var. Beşiktaş'ın çocuğu Süleyman Seba, Serpil Hamdi Tüzün falan deyince Beşiktaşlar direkt sahipleniyorlar zaten. Biraz oraya oynadı. Ama tabii hocalık vasıfları çok yüksek olmadı. Bir de şimdi orada çok fazla yıldız var. Çok bitik oyuncu var Beşiktaş'ta. Onları oynatmak da 1-2 hafta hadi neyse de arka arka oynatmak kolay değil. Oynatamıyor. Sergen de oynatamamıştı. Biraz gözden düşüyor. Şu an biraz politika yapıyor yani bence. Ben de o çok hoşuma gitmiyor. Ben Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de böyle 45-50 yaşında ortalama Alman, İtalyan, Portekizli hocalara gitmesi lazım. Ben senin gibi içten pazarlıklı olduğunu düşünmüyorum ama birazcık o taraftar olma duygusunu bırakmak
olmak lazım. Profesyonel bir iş yapıyorsun. Tabii ki sen Beşiktaş'ın taraftarının içinden geliyor olabilirsin. Ama orada bir önemli bir sorumluluğun var. O zaman Takoz Recep'i de getirsinler Beşiktaş'ın teknik direktörü. O da iyi Beşiktaşlı. Yasin Sülün'ü de getirsinler. Evet, bunlar hepsi çok iyi Beşiktaşlı. Ama işte bu iş birazcık öyle olmuyor. Ali Eren de iyi Beşiktaşlı. Yani Beşiktaşlılıkla olmuyor. Tabii ki iyi bir şey Beşiktaşlı olması. Beşiktaş'ın işte değerlerine sahip olması, yani taraftarı şimdi tanıması. Ama yani bir teknik adamın pro lisans sahibi olması çok önemli bir yeterlilik göstergesi. Ancak büyük bir takımda teknik direktörlük yapabilmek için bunun yanında daha başka yeterliliklere de sahip olmak lazım. Lider olman lazım. Şu an için görünen o ki Önder Hoca'nın ne kadar iyi niyetli olursa olsun bazı konularda farklı yönde iyi olsa da farklı yönde eksileri ya da eksiklikleri var. Hani bunu takımda görev yaparken geliştirmek ya da bu eksiklikleri gidermek de bir yöntem ama şu an için büyük bir takım teknik direktörlüğü de bunu kaldırabilir mi? O da ayrı bir konu. Deyip bence burada şey yapalım, noktalayalım. Çünkü ilerleyen günlerde daha uzun uzun bu konuları konuşacağız bence. Çünkü Beşiktaş'ta, Galatasaray'da ya da Fenerbahçe birazcık ikinci, üçüncü planı atıyoruz ama onların da çok konuşulması gereken konusu var. Bir kaybedip iki kazanacak ki kaybedip bir kazanacaklar. Sürekli gündemi meşgul edecekler. O yüzden daha uzun uzun konuşuruz. Bence şeye geçelim. Geçen hafta Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu oynanmaya başlandı biliyorsun. Yarından itibaren yine maçlar devam edecek son 16 turunda ama yine aynı şekilde Avrupa Ligi'nde de playoff turları oynandı. Biz şey tarafından bir bakmak istiyoruz. Şimdi geçen sezon da biz altı çizilde sürekli konuşuyorduk bu çok demode olan deplasman golü kuralının kaldırılması yönünde. Bu işin tamam bir şekilde adaletli olmasını sağlıyordu belki ama artık değişen dünya düzeninde deplasmanların da bu kadar gitmesi gelmesi zorlu değil. Bunun bir çile olmaktan çıktığı ya da salgın sürecinde çoğu maçların seyircisiz zaten oynandığı ya da bir maçın seyircili bir maçın seyircisiz oynandığı yönünde itirazlar da var. Sonra sezonun ilerleyen kısmında da bu kuralın kaldırıldığı önümüzdeki sezondan itibaren uygulanacağı açıklanmıştı ve geçtiğimiz hafta oynanan maçlarla birlikte deplasman golü kaldırılmış bir şekilde turun ilk maçları oynandı. Senin gözlemin ne? Sence bir etkisi oldu mu oynanan oyunlara? Çünkü aslında teknik adamlar stratejilerini bu kurala göre belirliyorlardı tur maçlarında. Çünkü deplasmanda atılacak bir gol her şeyi etkiliyordu sonraki maçı da. Oynanan o maçın devamını da. Bayağı da heyecanlı maçlar da oldu. Inter-Liverpool maçı bence çok iyiydi. Paris Saint-Germain. Salzburg-Bayern maçı çok iyiydi. Ben onu izledim. Real Madrid Paris Saint-Germain maçı da çok iyiydi. Lisbon Sporting City maçı hani tamam çok gol bir maç kazandı ama bence o kadar da diğerlerine göre ilgi çekici bir maç değildi ama yani bu bahsettiğimiz 3 maçta bende korakor çok iyi maçlar oldu. Ki bence Salzburg-Bayern maçının da teknik direktörler açısından hikayesi de çok ilginç. Ne gördün abi sence bir etkisi oldu mu acaba? Ya şimdi şöyle öncelikle ben kuralın saçma bulmamın sebebi şuydu. Bu 60'larda 50'lerde 70'lerde bulunmuş bir kural. O zaman maçlar 4-3 4-2 falan çok bitiyormuş anladığım kadarıyla. Çok daha fazla gol oluyor. Ve gol yememek diye bir şey pek yokmuş. Deplasmanda daha çok atan da bir avantaj için öyle bir şey bulmuşlar. Ama şu an gol yememek de çok kıymetli. Yani deplasmanda gol atmak da yani gol yememek de önemli bir şey. O açıdan saçmaydı zaten. Ben şunu gözlemledim. Avrupa Ligi maçlarında çok gol oldu. Tüm maçlar karşılıklı gol oldu neredeyse. Bir Şerif galiba 2-0 kazandı. Diğerlerinin hepsi gollü oldu. Hatta hemen hemen hepsi üst bitti. Şampiyonlar Ligi maçları da pozisyonlu oldu. Çünkü şimdi ilk maçı Şampiyonlar Ligi'nde grup ikincisi kendi sahasında oynuyor. Böyle olunca da şey diye düşünüyor. Ya bir gol etsem tur biter zaten. Ben şurada kitlemeye çalışayım. Bir tane atarsam deplasmana gideceğim. Orada işte orada 1-0 yenilsem bile uzatırım ya da işte bir gol atsam iş biter zaten falan. Yani şey yapıyordu. Demeye çalışıyordu. Şimdi böyle olunca bir anlamı kalmadı. Saldırmaya başlar. Şimdi Paris 1-0 kazandı mesela. Çok bir şey ifade etmiyor. Eskisi gibi olsa mesela Paris 5. dakikada gol atsa tur bitecek ikinci turda. Real Madrid rakip kaleye gitmeye korkacak belki rövanşta. Şimdi daha açık oynuyorlar. Daha birbirlerini daha dengelerini bozmaya çalışıyorlar. Daha az tartıyorlar belki. Tabii ki teknik direktörlerin taktik olarak yaptıkları vardır. Ben çok olumlu yansıdığını düşünüyorum. Olması gereken buydu ve geç de olsa oldu. Bu açıdan memnunum yani. Biraz kararsız ama bence teknik direktörler. Klopp şey demişti ya Inter maçı öncesine daha bu yeni kuralla alakalı hani daha ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kendi oyunumuzu oynayacağız ama yeni kurala nasıl bir strateji geliştireceğimize daha karar vermedik demişti. Hocalıkta o işte ya. Dediği şey hocalık zaten yani. İşte oynadıkça buna karar vereceğiz gibi bir şey söyledi. Real Madrid de abi çok çok bekledi Paris Saint Germain karşısında. Bence Ancelotti de herhalde Madrid'de oynayacakları maça bıraktı her şeyi. Hesapları ona göre yaptı galiba ama son dakikaya kadar belki de neredeyse bir şekilde başardılar ama son dakikada da şapkadan tavşan çıktı. Öyle de eskisi kadar önemli değil o 1-0. Yani
şimdi eskiden o 1-0 çok önemliydi işte. Deplasman iç sahada gol de yemediği için Paris yolu yarılamış olacak. Ama şimdi o kadar değil. Sadece bir gol var. Evet. Real Madrid bir tane atsa, bir tane yese, bir daha atsa falan yani bir şansı var. Tabii tabii. Yani 3-1'e gerek yok. 2-1'le de uzatın. Yani sadece şu an birazcık kafalar karışık gibi görülüyor. Dediğin gibi bence rekabeti daha da arttıracak bir karar. Zaten geçen senelerde konuşurken de hep ondan bahsediyorduk. Yani bu işin rekabeti birazcık baltaladığı yönünde. Çünkü deplasmanı attıktan sonra hem maçın geri kalanında hem de ikinci maçta onun üzerine yatmaya yönelik bir strateji geliştiriliyordu genelde. Ben bir örnek daha vereyim. Borussia Dortmund Rangers maçı 4-2 bitti. Rangers deplasmanda 4-2 yendi. Eski usul olsa iş bitmiş derdik değil mi? Evet. Çünkü Dortmund'u 2-0 yense oluyor, eleniyor yani deplasmanda. Ama şimdi 80. dakikaya 0-0 bile girse maç, rövanş maçı, Dortmund'un bir umudu olacak. Bir tane atsa artık baskıyı kurarım diyebilir yani. Ya da işte iki tane atsa sonra bir tane yese ya bir tane daha atayım uzatayım diyebilir. O ikiyi atmak için falan çok uğraşır Dortmund. Aslında bir şey getirdi. Cazibe getirdi. Çünkü 4-1'di maç. Ya Dortmund tabii ki bir oyundan düşüyor ama bir yandan da şunu düşünüyor. Ya daha maçın bitmesi 15 dakika var. Daha 105 dakika, 110 dakika var. 3 tane atsak zaten daha iyi takım. Ya bir tane atsam öbür maça umudumu taşırım. 90 dakikada 2 tane atsam elerim diyor yani. Turlar oynandıkça, maçlar oynandıkça öğreneceğiz. Etkisini hem daha net göreceğiz hem de dediğin gibi öğreneceğiz. Ya da teknik direktörler de şu an buna kafa yoruyordur muhtemelen. İşte o 2 maç usulü olduğu için o 2 maç boyunca uygulamaya çalışacakları strateji üzerine çalışıyorlardır. Etkilerini görmeye çalışacağız tabii ki deyip bu bahsi de burada kapatalım istersen. Biraz polemik konuşalım seninle. Çok futbolun güzelliklerinden bahsettim. Polemik konuşalım. Çok tatlı, çok güzel bir atışma oldu geçtiğimiz hafta. Pro Bowl vardı biliyorsun. Los Angeles Rams sahadan zaferle ayrıldı ve Rams'in oyuncularından Beckham Jr., Chris Morgan ve Gary Lineker. Kardeşim Amerikan futbolu konuşacaksan Anadolu Rangers efsanesi Mert Aktor'u çağırsaydın ya. Amerikan futbolu konuşmayacağız. Sadece Beckham'ın burada, Beckham Jr.'ın daha doğrusu ismi geçecek. Biz aslında burada bir futbol efsanesi olan Gary Lineker'le gazeteci Chris Morgan'ın atışmasını konuşacağız. Dediğin gibi yoksa Amerikan futbolu konuşacak olsak karşımızda Anadolu Rangers'ın efsanesi Mert Aktoruk olurdu. Ya şöyle, sahada bir Beckham olunca gaza geliyor tabii ki Piers Morgan ve bir tweet atıyor. Diyor ki işte sahada gerçekten futbol oynayan bir Beckham görmek müthiş bir şeydi gibi bir tweet atıyor. Çarpılır. Buna da Lineker cevap veriyor dayanamayıp. Sebebi ne olursa olsun onu sevmeyebilirsin ama hani Beckham harika bir futbolcuydu. Bizim de en iyilerimizden biriydi deyip ona bir cevap veriyor. Ondan sonra işler kızışıyor tabii. Sonrasında bu iş Beckham üzerinden bir tartışmadan ikisinin böyle kişisel bir birbirine laf sokma ağız dalaşına dönüşüyor. Ki sonu da Gary Lineker'in müthiş bir cevabıyla tartışma sonlanıyor. Bak. Kapağıyla aynen dediğin gibi. Ya, güzel bir tartışma ve böyle bize keyif verdi. Öncesinde bu tartışmanın özelini bir konuşalım. Beckham özelinde. Senin aklında nasıl bir iz bırakmıştı Beckham? Sence gerçekten İngiliz efsanelerinden bir tanesi. Sana bunu bir sorayım. Şimdi, Beckham çok büyük oyuncuydu da Beckham'ın tabii şöyle bir durumu var. Beckham olabileceğinin çok az oldu. O bir farklı bir yola girdi. Bir futbol yıldızı olacağına bir popüler kültür yıldızı haline, ikonu mu derler, yıldızı mı derler. O hale geldi. Ferguson falan da anlatıyordu ya zaten. Evet, onun işte o gülüşü kitabında vardı. Onun için dünyanın en iyi oyuncusu olmadı falan diye anlatıyordu işte. Sonra ayakkabı yedi kafaya zaten, o olaylar oldu. ya Beckham öyleydi ama İngiltere'de şu an çok yıldız çıkmaya başladı. Beckham en iyilerimizdendi. Yani öyle ama giderek onu gölgede bırakacak çok oyuncu çıkıyor bence. Şu ara İngiliz futbolunda bayağı üretim var. O konuda yani beklentiyi karşılamadım. Çok büyük oyuncuydu Beckham ya. Yani sırf yakışıklı diye 10 sene Real Madrid'lerde, Milan'larda, Paris'lerde, Manchester United'larda. Orada bir tek şeye katılmıyorum. Gary Lineker yazmış. Şu kadar kupa kazandı, bu kadar kupa kazandı. Biliyorsun Barış Ersek vardı Fenerbahçe'de Karşıyaka'da. Kupa koleksiyoneriydi. Hiç oynamıyordu. Ligde arada bir 2-3 dakika oynuyordu. Kupa koleksiyoneriydi. Ya veya Manchester United'ın ikinci, üçüncü kalesi vardır mutlaka yani. Kupaları toplayan, hiç oynamadı. Ya o kupa o kadar bir şey ifade etmiyor. Ama iz bıraktı. Ama... Bir de şunu söyleyeceğim. Polemiği büyütüyorum. Bence bu 90'lı yıllar bizim gençliğim, çocukluğumuz, yavaş yavaş işte futbolu takip ettiğimiz zaman 90'lar, 2000'lerin ilk dönemi. O dönemki yıldızları biraz bence fazla hasretlandığımız için biraz fazla abartıyoruz da. O da var. Beckham önemli bir oyuncu ama biraz abartıyoruz. Ama çok önemli oyuncu. Yani futbolcu değil falan demiyorum. Mesela bir örnek vereceğim sana. Şimdi 20 yıldır falan, 20-25 yıldır biz iyi izliyoruzdur. Futbolu takip ediyoruz. Bu 25 yıllık dönemi sorayım sana. En iyi golcü kim? En iyi santrafor kim? En iyi
santrfor. Evet. Aa, çok bak buna zor. Şey falan diyorlar. Ronaldo falan diyorlar mesela. En iyisi mi? Zor en ya. En iyi golcü, en iyi santrfor. Yani Van Nistelrooy da vardı, Ronaldo da vardı. Ben net cevabı söyleyeyim mi sana? Ben netim yani bu. Buyur abi. Robert Lewandowski bence. Ha son daha bu... tabii ki. O da giriyor içine. Evet. Şu an evet ah. Tabii ki. Ama bak ben bunu dediğim zaman yok işte Ronaldo şöyleydi, böyleydi. Ya diyorum Ronaldo'nun kaç senesi var? 2 senesi. Yani işte Dünya Kupası var. İşte Real Madrid'e döndü 1-2 senesi var. İşte ayağını kırdı, kırmadan Barcelona'da bir senesi var. Yani tamam büyük oyuncuydu bir şey demiyorum. Ama o dönemleri çok biraz abartarak da anıyoruz. O dönemki oyuncuları biraz iyi anıyoruz. O döneme özlem de duyuyoruz. Ama mesela gözümüzün önündeki Lewandowski 10 yıldır her sene 30 tane atıyor. Yani ve attığı da yani Bayern Münih olmadı mı atamıyor yani. Yani Borussia Dortmund o varken Şampiyonlar Ligi finali oynamıştı. O gidince çeyrek final oynayamadı. Öyle bir durum var. Ronaldo bunu öyle bir şekilde yapıyordu ki ya da en azından o büyük sakatlığına kadar o kadar muazzam ve gösterişli bir şekilde yapıyordu ki Lewandowski'nin bu sade ve şık müthiş futbolu çok sıradanmış gibi geliyor bize. Lewandowski çok kolay gösteriyor. Ronaldo evet. Da çok zor gösteriyor. Bir de şey var. Ronaldo'nun özellikle 98 Dünya Kupası öncesi ve Dünya Kupası boyunca o genç yaşına rağmen müthiş bir umut vadeden bir hali vardı ya. Aslında umut vadetenin biraz da ötesindeydi. Çünkü aslında o vadettiklerini yapıyordu bir o sıralarda. Ya, ve onu çok efsanevi bir şekilde yapıyordu. Yani o zamana kadar görmeye çok fazla alışık olmadığımız şekilde yapıyordu. Çünkü becerebildiği çok fazla şey vardı. Hızlıydı, teknikti ve olağanüstü bir teknik. Üstüne müthiş bir bitiriciliği de vardı. Sakatlık onu bambaşka bir şeye evirdikten sonra bu sefer de o evrildiği şeyi de çok iyi yaptı. Onu birazcık da o efsaneler arasında kolay çok büyük oyuncu. Var. Çok büyük oyuncu. Hiçbir şey demiyorum ya. Bu konuda şey. Ama ben bunu dediğim zaman şu Ronaldo şöyleydi. Ben mesela Batistuta'yı çok severdim. Çok çok büyük oyuncuydu Batistuta. Ama yani Lewandowski gibi 10 sene böyle o zaman İtalya Ligi dünyanın en büyük ligiydi belki. 2-3 sene gerçekten salladı ama 10 sene böyle sallamadı. Evet. Şey deniyor işte. Lewandowski'nin sorunu biraz Polonyalı olması. Lewandowski Alman olsa 2014 Dünya Kupası'nda 2 gol atmış olsa çok daha farklı çekti. Ya da o Alman olsa belki bir Dünya Kupası, bir Avrupa Şampiyonası kazandıracaktı Almanya çok. Ya diyeceğim Lewandowski meselesi değil. Kalecide de, sağ bekte, sol bekte, stoperde de benzer şeyler söylüyor. Yani biraz şey, günümüzü biraz şey göz ardı ediyoruz. Geçmişi de biraz abartıyoruz. Basketbolda da olur, başka sporlarda da olur. Ben böyle görüyorum. Biraz yani. Şey de var. Beckham ya şu anki günümüz futbolcuların sahip oldukları fiziksel düzey muazzam bir seviye. Tabii. Van Dijk gibi bir stoper yoktu o zaman mesela. Tabii yani. Cannavaro müthiş bir stoper. Ama Van Dijk gibi ayağı falan yoktu veya Van Dijk gibi geleni geçeni indirmiyordu. Çok iyi bir stoperdi. Çok iyi alan hakimiyeti yüksekti. Ama bugün olsa o boyda o şeyde bu o kadar etkili olmaz mı? O zamanki bizim efsane olarak şimdi hatırladığımız futbolcuların şu anki fiziki şartlarda olmaları ya da şu anki antrenman tekniklerine ya da şu anki futbolcuların sahip olduğu profesyonellik bilincine sahip olmuş olsalardı acaba nerelerde nasıl olurlardı ya da onları şu an nasıl anardık? Birazcık da onu da düşünmek lazım. Çünkü sporcuların da profesyonellik bilinçleri çok çok gelişti. Özellikle son 10 yıl içerisinde. İşte Ronaldo'yu falan, Messi'yi, Ronaldo'yu. Tabii ki. Görüyorsun yani, Haaland. Lewandowski'de muazzam bir fiziği, muazzam bir enerjisi var yani. Bunlar bu seviyelerde bu kadar yıl boyunca kalmak kolay değil. Evet. O disiplini, o profesyonellik bilincini, hayatını ona göre yaşıyor olmak lazım. Ronaldo öyle bir insan değil tabii ki. Yani şu anki fiziki halinden de bırakır bırakmaz ne hale geldiğini görüyoruz zaten. Yani birazcık onu da düşünmek lazım. Bir şey daha sorayım mı sana? Bölüyorum da. Hı-hı. Peki sence David Beckham mı daha büyük bir yıldız? Yine kariyerinin sonuna doğru ilerlediği için yani çok başı değil en azından. Karşılaştırabiliriz. David Beckham mı daha büyük bir yıldız? Harry Kane. Hı. Mesela Beckham daha büyük bir yıldız olabilir ama Harry Kane mesela hiç ona yakın bir yerlerde anılmıyor. Adamın Tottenham gibi bir takımda, Tottenham çocukluğumuzdan bu yana hep kaybeden, böyle para harcayıp başarısı olan bir takımı Tottenham'ı büyük takım yaptı resmen Harry Kane. Her sene Premier Lig'de Tottenham gibi bir takımın 30 artı golü var. İngiltere milli takımının yıldızı, işte Avrupa Şampiyonası finali oynayan, Dünya Kupası yarı finali oynayan. Beckham zamanında bunları da başarmamışlardı. O takımın yıldızı ve Harry Kane hiç yanın, mesela İngiltere futbolunun efsanelerinden anılmıyor. Şöyle bir şey var, anılacaktır tabii ki. Harry Kane çok büyük bir yıldız İngiliz futbolu için. David Beckham'la arasındaki fark bence sadece elde ettikleri yakışık başarılarla alakalı. Çünkü Harry Kane şu an elde ettiği kişisel başarılar dışında takım olarak başarı elde edemediği için aynı zamanda milli takımla da birlikte bir yere kadar gelip bir türlü o eşiği aşamadılar. Ama David Beckham Lineker'in o tweetinde saydığı bütün başarıları bir şekilde elde etmeye başardı. Çünkü doğru yerdeydi. Doğru yerde, doğru bir ekiple ve çok doğru bir teknik adamla birlikte o yeteneklerini sergileyebileceği alan da bulup bu başarıları elde etmeyi başardı. Harry Kane şu anda sadece kendi kişisel başarılarını elde ediyor. Dediğim gibi işte 30 tane gol atıp gol
gol kralı olabiliyor. Ama takımıyla birlikte bir başarı elde edemediği için şu an sadece o kısmı eksik gibi görülüyor. Totalde resmin sonunda şeyde onun da büyük efsanelerden biri olarak anılacağını göreceğiz bence. Sadece zamana ihtiyacımız var onun için bence birazcık daha. Yoksa birebir direkt ikisini aynı kefeye koyup tartmak zor. Bir de şeye geleceğim. Hani sen dedin ya işte şu kadar şampiyonluğu var. Bununla işte David Beckham'ın ne kadar büyük bir futbolcu olduğunu söylemek yanlış demiştin. Bence yanlış değil. Şu yönden yanlış değil. Yani Manchester'ın 3. kalecisiyle karşılaştırmak biraz abes bence o konuda. Çünkü o başarıların elde edilmesinde en büyük katkılardan bir tanesi de David Beckham'dı. O yüzden oraya o kupaları, o başarıları yazdı. Çünkü atıyorum şampiyonluk maçında bir gol atıldıysa asistini o yapmıştı. Ya da bir frikik kullanılacaksa başına geçip golü o atmıştı. Ya, tabii ama o başarılarda büyük katkılardan bir tanesi birisi olduğu için onları oraya yazıyor. O önemli bir şey. Yani bir futbolcunun ya da herhangi bir sporcunun künyesinde yazan başarılarda en büyük katkısı var. Büyük katkılardan birisini o sağladıysa tabii ki onlar sayılır. Yani ne kadar büyük bir sporcu ya da futbolcu olduğu konusunda o öyle bir tartışma geçiyorsa. Ki onun ne kadar büyük bir futbolcu olduğunu aslında işte deminden söyledin Alex Ferguson söylüyor. Yani o ayakkabı mevzusu aslında bir Premier League maçından sonra yaşanıyor. Sonrasında Real Madrid'le Old Trafford'da bir Şampiyonlar Ligi maçı oynuyorlar. Orada 4-3 bitiyor maç ve işte demin bahsettik Ronaldo şov yapıyor. Ronaldo'nun hat-trick ile bitiyor maç. Ronaldo Real Madrid'e alıyor veriyor maçı. Sonradan oyuna giriyor Beckham bu tartışmayı Alex Ferguson'la yaşadıktan sonra ve bir tane frikikten iki tane gol atıyor. Öyle bir büyük futbolcu bir taraftan. Bir taraftan da 0-0'ın rövanşı 2000 yılı galiba o ya. Ben o maçı çok net hatırlıyorum. Yok yok 2000 değil. 2003 ya da 2004 olması lazım. 2004 olabilir. Yok eşleşme vardı. 0-0'ın değil. İlk maç bu. İkinci maç sonra Madrid'e gidiyorlar. Tamam. Bir de şey var tabii benim için onun en efsane gollerinden bir tanesi. Dünya Kupası öncesi Yunanistan'la yine Old Trafford'da bir maç oynanıyor. Tabii. Orada attığı frikik maç 0-0. O frikikle 2002 Dünya Kupası'na götürüyor İngiltere milli takımı. Meşhur frikik. Meşhur frikik çok uzaktan ve çok güzel bir frikik yani. Efsane tabii yani bunu ortaları yaptığı ortaları ve işte ya bir de duran diyorlar ya duran top topçumu falan demek çok basit yani şeyler. Duran top ve frikikleri çıkarsan demek de ya zaten şu an günümüz futbolunda duran topla frikik oyunun yarısı belki. Evet. Yani çok önemli bir şey ya. Duran top keşke Beckham gibi duran top kullanan oyuncu olsa her takımda. Abi şimdi Liverpool'u övüyoruz değil mi? Yere göğe sığdıramıyoruz bazı özelliklerinden dolayı. Şimdi City kaybetti hafta sonu. Liverpool'un eksik bir maçı var. O eksik maçı kazansa Liverpool yine şampiyonluk yarışında City ile sezon sonuna kadar kovalayacak. Şu an Liverpool hem Premier Lig'in hem Şampiyonlar Lig'in en fazla duran toptan gol kazanan takımı. Bu kadar önemli bir şey işte. O bir takımı şampiyonluk yolunda potaya sokabilecek en önemli katkılardan bir tanesi. Ya çünkü artık çok kilitliyor takımlar birbirlerini. Başka türlü açamıyorsun. Veya kapanan bir takım için o bir gol o kadar önemli ki. Başka türlü de atamıyorsun zaten. Yani en kolay açma yolun o. Rakip kaleye en kolay gitme yolun o şu an. Aynen öyle abi. Deyip yavaş yavaş istersen noktalayalım. Bu arada ben de baktım. 2000 yılında Real Madrid United eşleşmesi var. İlk maç Bernabeu'da 0-0. İkinci maç yine Beckham atıyor. 0'dan 3-2 yapıyorlar ama yetişemiyorlar. Deplasman golünün de zararlarını gösteren bir maç. Onu da söylemiş olayım. O zaman hemen, da var yani. Hemen bir önceki konuya bağladın. Bak ben öğretmenim. Evet. Sen bir öğretmen edasıyla bambaşka konuları. Öğretmenler vardır ya böyle 3 ay önce bir konu anlatmıştır. Bakın 3 ay önce işlediğimiz şu konuda da bunu söylemiştik gibi oraya bağlar. Onun gibi sen de bağladın. Bravo. Ben de Fatih Terim'e bağlayayım. Ders almam, ders veririm deyip Fatih Terim'e bağlayayım. Teşekkür ederim abi. Ağzına sağlık. Ekleyeceğim abi, bir şey yoksa. Ben teşekkür ederim. Çok konuştum bugün. Yok ikimiz de konuştuk. Ben de bugün çok konuştum. Bu hafta da podcast'imizi yavaş yavaş noktalıyoruz. Dediğimiz gibi ekibin diğer arkadaşlarımız da sağlık sorunlarıyla, koronayla falan boğuşurken biz ikimiz ayakta kalan son iki nefer olarak karşınıza çıktık. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz herkese. Barış'cığım sana da iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Için. Çok sağ ol. Güzel sohbetin için. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Altı çizide yine kendimizce haftanın altını çizdiğimiz önemli konularını konuşacağız. İlerleyen haftalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.